3 yıldır kesintisiz bir ağaç kesimi var Şırnak'ta. Ve bu kesim sonucunda orman varlığının %8'i kaybolmuş durumda Şırnak'ta. Bu tabii Cudi'yi de kastedersek eğer, Cudi Dağı'nı da içine katarsak, hele Cudi Dağı'nda 2013 ile 2023 arasındaki uydu görüntüleri yan yana konulduğunda tamamen orman varlığının Cudi'de yok olduğunu gösteriyor. Bu da inanılmaz bir, aslında tam anlamıyla bir ekokırım yaşandığını gösteriyor bize orada. Ekokırım aynı zamanda biliyorsun bir daha geri dönülemeyecek derecede tahribat olmasıyla tarif ediliyor. Yani ekosistemin tamamen yok olmasıyla tarif ediliyor ekokırım. Ama işte Şırnak'ta bugün yaşanan şey bu, ne yazık ki. Ben böyle, yani Kürt illerine gittiğimde arkadaşlar hep bu konuda sözlenişte bulunuyorlar. Haklı. Bu şöyle bir şey oluyor. Hem devletin yarattığı algı nedeniyle oluyor. İkincisi de işlerin, yani ekolojik yıkımın her yerde çok çeşitli ve dağınık bir şekilde olduğu için zaman ayırmamayla da ilgili oluyor. Ama son Ekoloji Birliği meclis toplantısını geçtiğimiz Mayıs ayında şeyde yaptık, biz Diyarbakır'da yaptık, 11-12 Mayıs'ta. Ve o gün bu konuyu da toplantının gündemi haline getirdik ve orada da artık Kürt illerinde yaşanan ekolojik kırımın Ekoloji Birliği'nin asıl işlerinden bir tanesi olması kararı da verdik. Buna yönelik olarak da zaten hemen orada yaşanan yangın faciası nedeniyle de Burhaniye Çevre Platformu'ndan bir arkadaşımla, Eşref Dağ arkadaşımla birlikte Diyarbakır'a izlenimleri, hem orayı izledik ve basın açıklamasına katıldık. Ve bundan sonra da orada da söylemiştik. Ben Ege Çevre ve Kültür Platformu delegesi olarak o meclis toplantısındaydım. Orada sordular yine arkadaşlar, orada da söyledim. Biz artık Kürt illerinden Türkiye'ye daha fazla söz söylemeye başlayacağız. Onun için buradayız demiştim. Ve söz söylemeye Ekoloji Birliği olarak devam ediyoruz, devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın kendisini oradaki Kürt halkının yalnız hissetmesine izin vermeyeceğiz. Bu güvensizliğin ortadan kaldırıncaya kadar Ekoloji Birliği olarak kültürlerinde yaşanan tüm ekolojik kırıma, ekolojik yıkıma, afetlere karşı duyarlı olup oradan ses vermeye devam edeceğiz. Akbelen'de biliyorsunuz çok güzel bir slogan vardı. Akbelen'den Cudi'ye tüm dağlar, ormanlar bizim diye. Evet, öyle olmalı. Öyle bağ kurmak istiyorum. Aynen şeyleri yaşıyoruz aslında. Şırnak'taki yaşanan ekolojik kırımla Balıkesir'de yaşanan ekolojik kırım aynı. Ve o, dolayısıyla aslında biz Balıkesir'den, daha doğrusu Türkiye'nin batısından, batıdaki tüm illerden, Türkiye'nin tüm illerinden Kürt illerine bir ses iletmek istiyoruz. Birlikte mücadele etmeyi bir kazanım olarak, bir olgu olarak, bir mücadelenin ortada bırakılmaması olarak görüyoruz. Ve elbette Kürt meselesiyle de ilgiliyiz. Ekoloji Birliği sadece ekolojik kırımla ilgili değil, Türkiye'deki demokratik durumla da ilgili. Antidemokratik, insan haklarına aykırı durumla da ilgili. Ekoloji hareketleri sadece ekolojiyle ilgilenmiyorlar. Yaşadığımız toprağın eşitlikçi, çoğulcu bir toplum olması konusunda da, doğa gibi üstelik olması konusunda da çaba sarf ediyor ekoloji hareketleri. Ve Ekoloji Birliği de Türkiye'deki 86 tane ekoloji örgütünün bileşeni olduğu Ekoloji Birliği de elbette bu topraklarda barışın, eşitliğin ve özgürlüğün olması konusunda çaba sarf edecek. Doğa işte Kürt illerinde, Türk illerinde, işte Çin illerinde, şurada burada ki gibi her yerde aynı şekilde oluyor. Dünyanın her yerinde ve bu topraklarda daha da fazla olmuş oluyor. Bunu hep söylüyoruz. Bir, artık sermaye doğayı bir meta haline getirdi. Ve dolayısıyla sömürü oradan da olacak. Ve ekolojik hareketler, yani ekolojik direnişler, ekoloji direnişlerin hepsi
aslında kapitalizm karşıtı direnişlerdir. Sermaye karşı direnişlerdir. Ve dolayısıyla Şırnak'ta yapılan bir mücadeleyle Balıkesir'de yapılan bir mücadele sermaye karşıtı bir direniştir, mücadeledir ve ortaktır ve birlikte beraberce yürütülmesi gerekmektedir. Orada 3 yıldır yürütülen bir orman kıyımı var. Açıkça göz göre göre yani ormanı yok ediyorlar, kamyonlara doldurup keresteyi götürüyorlar. Yani çok açık bu şeyde, sosyal medyada, televizyonlarda defalarca gösteriyor. Şimdi burada ve bunu fütursuzca yapıyorlar. Bütün itirazlara rağmen yapıyorlar. Bir kere daha kamuoyunun önüne getirilmesini gerektiğini düşünmüş arkadaşlarım. Çok da doğru düşünmüşler. Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Mezopotamya bölgesindeki tüm ekolojik kırımlarla ilgili çalışan bir bileşenimizdir. Ekoloji Birliği bileşenidir. Bu çağrıyı yapmıştır ve biz Ekoloji Birliği'ne olarak tüm bileşenlerimizin bu çağrının karşılığını vermesini ve orada yer almasını arzu ederiz, talep ederiz, teşvik ederiz.